Merhabalar, 360 ekranlarına hoş geldiniz. Evde Yap programının konuğu bugün benim. Ben Fatma Aktaş Metin. Bugün sizlerle kolay boyama tekniğinde bir gece manzarası çalışacağız. Kolay resim nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Evde daha önce hiç eline fırça almamış olsanız bile evdeki malzemelerinizle ya da çok basit bir fırçayla, bir boyayla bu resmi yapabileceksiniz. Ayrıca bu resmi ben bugün panoya yapacağım. Ama siz bir dolap kapağına bile yapabilirsiniz. Ufacık bir tepsiye yapabilirsiniz, kağıda yapabilirsiniz. Her türlü yüzeye çalışılabilir. Hatta belki işi ilerletip bir boyayı sürmek için özel bir yeteneğe sahip olmaya gerek yok. Herkes bunu yapabilir. Hatta bu aşamayı çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz. Çocuklarınıza boyatabilirsiniz bu ilk katını. Onlar da zevk alacaktır eminim. Hatta bazen çocuklar annelerinden çok daha itinalı, çok daha güzel boyuyor. Boyamı her tarafa gelişi güzel sürdükten sonra benim süpürme işlemi dediğim şu çok yavaş bir şekilde bastırmadan fırçamı gidip gelmeler yapıyorum. Şunu yapmıyorum, şu ortadan başlamıyorum hiçbir zaman. Hep sondan diğer sona kadar ya da şöyle atıp ama hep sıfırdan başlayıp İster bu taraftan, ister o taraftan. Bunu ne için yapıyorum? Fırça izi kalmasın diye. Bazı renklerde fırça izi çok daha yoğun gözükür. Şimdi bunun tamamını bu şekilde boyuyorum. Boyalarımız su bazlı akrilik boyalardır. Suyla inceltilebilir. Hobi marketlerde satılan akrilik boyaları kullanıyorum şu anda. Ama bunu nalburlarda satılan bazı boyalarla bile yapabilirsiniz. Eğer böyle bir boya bulamıyorsanız. Ya da çocuklarınız varsa okula giden onların guaj boyalarıyla yapabilirsiniz. Tamamını boyayıp kurumaya bırakacağım. Ben resim yapmaya hani derler ya çok küçük yaşlarda başladım. Bu gerçekten doğru. Cümle kurmayı bilemiyorken, daha peltek konuşurken resim yapmaya başlamıştım. Resim yapıyormuşum. Ve resim benim için bir aşktı. O yüzden tek hayalim olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarım mezunuyum. Öyle bir okula gittim. Hayalimi gerçekleştirdim. Umarım sizler de hayallerinizi gerçekleştirecek bir yaşantı sürüyorsunuzdur ya da sürersiniz. İnsanın istediği şeyleri yapması çok çok önemli. Benim hobim işim oldu. Belli bir süre sonra grafikerlik yaptıktan sonra
hobi sektöründe ders vermeye başladım. Ve zevkle yaptığım işler belli bir süre sonra para kazandığım mesleğim haline geldi. Herkese de öneriyorum bir hobi edinmelerini. Evet, bir kat astar boyama attım. Şimdi bunu kurutmaya geçiyoruz. Evet, astarımız kurudu. Şimdi yapacağımız şey bir kat zımpara geçmek. Tüm ahşap yüzeylerde eğer boyadığımız şey ahşapsa bir kat boyadıktan sonra özellikle ilk kattan sonra mutlaka zımpara yapmak gerekiyor. Yüzeyin pürüzsüzleşmesi için. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Şöyle nemli bir bezle tozunu alıyorum. Yeterli. Şimdi yeniden boyamıza dönüyoruz. Burada yapacağım şey artık bir ay ışığımız olacak. Gece resmi yaptığımız için bir ay ışığımız olacak. Onun için aydınlık bir renk, en açık renk kullanmam lazım. Bunu da şöyle bir açık mavi kullanıyorum. Şöyle biraz yuvarlak bırakacağım ben bu açık rengi. Şimdi burada renkleri kaynaştırırken fırçayla da yaparız. Ama süngerle de bir yöntemi var, onu da göstereceğim. Şimdi fırçayla çalışırken mavi boyadığım fırçamın bir tarafına yanında kaynaştırmak istediğim rengi alıyorum. Şöyle sürüyorum. Boyaların ikisi de ıslak, henüz kurumamış. Böyle kaynaştırmak çok daha kolay olacaktır. Eğer bu şekilde çeviremiyorsanız biraz sonra size süngerle farklı bir yöntem göstereceğim. Ve beyazın açık rengini biraz yok etmek istiyorum. O yüzden benim yanımda resim yaparken hep bir su kabım olur. Fırçamı her an istemediğim renklerden kurtarayım diye. Evet, şimdi tek rengimi aldım. Biraz önce kaynaştırdığım rengi. Onu sürüyorum. Yapmam gereken şey bu renkler kurumadan şöyle ufak bir sünger parçasıyla, ama bu süngerimiz nemli olacak, bu iki renk arasında gidip geleceğiz, bir içeri bir dışarı. Yani bunu fırçayla kaynaştırmayı yapamıyorsanız bunu deneyin derim, mutlaka güzel sonuç alacaksınızdır. Sizin de sünger eliniz alıştıktan sonra çok güzel resimler yapacağınıza inanıyorum. Ne yapacağınızı bilmeyebilirsiniz. Yapılmış bir resimden esinlenebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ya da gökyüzünü gözlemleyebilirsiniz. Eğer gökyüzü yapacaksanız tabii ki. Ne yapacaksanız lütfen daha önce gözlemleyin. Hani bakmak, görmek olayı vardır ya, eğer bakıp geçmişsek o şeyi hatırlamayabiliriz. Ama baktığımızı görmüşsek eğer, daha akılda kalıcı, daha ayrıntılı işler yaparız. Hani bir konu vardır, okulda mutlaka hepimiz görmüşüzdür. Ben çok net hatırlıyorum o konuyu işlediğimizi. Bakmak ve görmek konusu.
Baktığımız her şeyi gördüğümüzü zannederiz aslında. Ama bazen, daha doğrusu çoğu zaman görmediğimizi anlıyoruz. Bunu resim yapacağın zaman resim yapan insanlar çok daha farkında oluyor. Baktığı şeyi görmediğini. Resim yapmaya başladıktan sonra ben kursiyerlerime, öğrencilerime bunu anlatırken, mesela bulut yapmaya başladığımızda hatta bir kursiyerim bir gün geldi, bulut dersini gösterdikten sonra ben, dedi, bulutlara hiç bakmamışım hayatım boyunca, dedi. Siz anlattıktan sonra bulutlara bakma ihtiyacı duydum. Bulutlar ne kadar güzelmiş. Evet, çünkü bakıyoruz, görmüyoruz. Gördüğümüz zaman farkına varıyoruz. Bu işler sayesinde de böyle normal yaşantımızdaki güzel şeyleri belki yapmaya vesile oluyoruz. Sizlere de tavsiye ederim. Yapacağınız bir şey, bir çiçek resmi mi yapıyorsunuz? Lütfen gerçeğine bakın. Hani canlısını bulamayabilirsiniz ama şimdi internet var. Yazdığınız zaman zaten çiçeğin binlerce şekli çıkıyor karşınıza. Böyle kolaylıklar var, imkanlar var yani elimizde. Kullanalım. Şimdi böyle bir gökyüzü mü yapmak istiyorsunuz? Gece gökyüzü resmi mutlaka buluruz. Ya da gökyüzüne bakmamız yeterli. Bir sürü renk var. Biraz o renkleri ayrıştırarak, biraz azaltarak, biraz da zevkimize göre renkleri karıştırarak çok güzel şeyler yapabiliriz. Evet. Şimdi biraz da koyu lacivert alacağım artık. Bizim ay ışığımız burada. Uzaklaştıkça renkler koyulaşır. Hatta gece resminde ay ışığının önünde kalmış olan objeleri biz çok net göremeyiz. Karanlık bir silüet halinde görürüz. Birazdan da onu göstereceğim. Nasıl görürüz, neler görebiliriz, neler yapabiliriz. Hep birlikte onları yapacağız. Şimdi kenarlarını koyulaştırıyorum. Ve degrede bir zeminimiz oluştu. Degrede zeminde renk geçişleri. Bu kadar da zor değil aslında çalışmaya başladıktan sonra. Diyelim ilk denemede yapamadınız, hiç problem değil. Üzülmeyin. Telafisi kolay bu boyaların, akrilik boyaların. Tamamen kuruduğu zaman şu en koyu rengin üzerini bile istersek beyazla kapatabiliyoruz. Beyazın üstünü siyahla, siyahın üstünü beyazla kapatmamız mümkün. Onun için hiç telaş edip ben yapamam demeyin, mutlaka deneyin lütfen. Herkesin bir hobisi olması taraftarıyım. Artık günümüzde stres altında yaşarken bu tür hobilerle uğraşmak insana gerçekten iyi geliyor. Eminim size de iyi gelecektir. Hiç denememişseniz deneyin derim. Hatta anne çocuk eğitimleri de veriyoruz bazen bir günlük workshoplar halinde. Anneler çocuklarıyla birlikte çalışma yapıyorlar. Ve gerçekten çok güzel işler çıkıyor. Hani orada belki o an ne çıktığı da çok önemli değil. Ama güzel işler çıktığı zaman da alınan haz bir başka oluyor. Çalışan anneler çocuklarıyla çok güzel bir etkinlikte birlikte vakit geçirmiş oluyorlar. Siz de kendi evinizde bunu deneyebilirsiniz. Şöyle bir zeminimiz oldu. Şimdi bunu da kurumaya alacağız. Tabii yine fırçayla yaptığımız yeri sizler isterseniz yine süngerle tamponlayabilirsiniz. Ama ben bunu bu şekilde kurutacağım şimdi.
zeminimizi kuruttuk tekrar. Şimdi bulut yapmaya geçeceğiz. Hani gece bulut olur mu? Olur. Biz çok az görürüz ama olur tabii ki. Bir süngerle yapma yöntemi var, bir de fırçayla yapma yöntemi var. Ben ikisini de biraz göstereyim. Fırçamın ucuna bir kısmına. Burada en açık rengi kullanacağız. Tabii ki beyaz yapamayacağız gece olduğu için bulutumuzu. Bulut şekilleri vermeye çalışacağız. Bakın bu şekilde fırçayla da yapabilirsiniz. Kaynaştırarak. Süngerle de yapabilirsiniz. Şimdi ben süngerle devam edeyim. Süngerimin ucuna boyamı alıyorum. Boyanın çok yoğun gelmesini istediğim yere bastırıyorum. Süngerdeki boyayı zemine aktarıyorum. Çok yoğun olmasını istemediğim yeri de çok hafif bastırıyorum. Şuralara, karanlık yere giderken biraz daha flulaştırmak istiyorum. Evet. Her türlü bulut olur. Bulutun şekli konusunda sıkıntıya düşmeyin. Gökyüzüne baktığınız zaman her türlü bulut vardır. Biraz şöyle arada bir çeviriyorum ki bana ters gelmesin. Süngerimle baskıları uygulayarak biraz buluta benzetmeye çalışıyorum. Dediğim gibi her türlü bulut olur. Çok güzel bulutlar oldu. Evet. Sanırım bu kadar yeter şimdilik. Yeter deyip hala oynuyorum ama resim hiçbir zaman bitmez. Ben yaptığım resimleri hiçbir zaman bitiremiyorum. Ortada durduğu sürece gelip gidip oynuyorum üstünde. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yaptığınız işlere hep yakından bakmayın. Arada bir uzaktan bakarsanız hatalarınızı ve güzelliklerinizi çok daha net, çok daha güzel görürsünüz. Bu sefer bitiriyorum. Şimdi bu bulutlarımızın önünde ne olsun? Güzel bir tepe olabilir. Bir tepe yapalım. Şuradan tepe yapmak için uygulayacağımız zemindeki rengin bir ton koyusunu kullanalım her zaman. Buraya çok açık bir renk kullanmayalım. Çok karanlık bölgeye. Şuradan bir tepe yapacağım. Dolayısıyla şunun bir ton koyusunu kullanacağım. Biraz çok az siyah katacağım. Şurada siyah boyam var. Biraz
mavi alıyorum. Bazen boyaların renk isimlerine, numaralarına takılıyoruz. Lütfen buna çok fazla takılmayın. Elinizde olanları kullanmaya çalışın. Elinizde yoksa da belli başlı ana renklerle bu işleri çok güzel halledebilirsiniz. Ana renklerde tabii sarı, kırmızı, mavi. Bunun yanında siyah, beyaz olmazsa olmazıdır. Bunları karıştırarak da renkler üretebilirsiniz. Biraz da sulandırıyorum fırçamı. Şöyle bir tepe hayal ettim. Evet, şöyle bir hafif tepe kondurdum ben. Uzaklarda bir tepe. Çok az onlara sanki orada ağaçlar varmış gibi görüntü yapacağım. Şimdi ağaçlarımı neyle yapıyorum? Bakın şöyle benim eski fırçalarım var. Ben bunları atmam, gözüm gibi bakıyorum. Bunlarla ağaç yapmak çok kolay benim için. Eski fırçalar. Sonra şöyle fırçalarla çalışılabilir. Arası açılmış, sert kıllı, bozuk fırçalar bu iş için ideal. Sonra şöyle yelpaze fırçalarla bazen yapıyorum, çalışıyorum. Şimdi şu eski fırçalarımla çok çok uzaklarda olan şuraya ufak ufak ağaçlar yapmak istiyorum. Yine bu zeminde kullandığım renkle sanki buralarda minik ağaçlar varmış gibi. Bunların sadece süliyetlerini yapıyoruz. Çünkü ayrıntıya giremiyoruz. Ve çok net de olmaması gerekiyor. Çok uzakta bunlar. Biraz boya alıyorum. Buradaki renklerle karıştırıyorum. Tepeyi yaptığımız renkleri kullanıyoruz burada. Birkaç ağacımız oldu. Belki gökyüzünde henüz uyumamış kuşlar vardır. Bu gökyüzüne bir iki tane kuş çizeriz birazdan. Çok da yakışır. Evet. Şöyle tepedeki ağaçlarımızı yaptık. Şimdi ön tarafa bir tepe daha yapacağım. Bunu nasıl ayıracağım? Daha koyu bir renkle. Ön taraftaki daha belirgin olduğu için şöyle daha koyu bir renkle, tam siyah kullandım burada. Kendiliğinden kuruyacak ben yapana kadar. Evet. Biraz peçeteyle fazla suyunu alalım fırçamızı. Buraları, şimdi bu tepelik yerlere de ağaçlar kondurabiliriz. Bu tepeleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Bu sizin elinizde, hayal gücünüzü kullanın. Ya da tepe yapmak istemiyor olabilirsiniz, yapmayın. Evet, tamam. Şimdi biraz ağaç da oraya yapmak istiyorum. Şimdi ağaç yaparken bir de başka bir fırça da kullanacağım ben şimdi. Şöyle uzun tüylü, tüyleri oldukça uzun normal fırçalardan bir fırçam var benim. Bu fırçası, dal fırçası, bir filiz fırçası olarak piyasada, hobide tanınır. Bununla daha normalden uzun çizgiler çizmeye yarar bu fırça. Kurumuş bir ağaç çizmek istiyorum, ağaç dalları. Bunu bu fırçayla çizeceğim. Boyamı alıyorum ama normalden biraz daha sulu olacak bu boya. Ki kayabilsin, aksın. Önce ağacımın yerini belirleyeyim. Sanırım şurası iyidir.
Bakın upuzun çizgiler çizebiliyorum. Ama belli kurallar da vardır. Ağaçları incelediğinizde, yine baktığınızda göreceksiniz. Köklere doğru hep kalınlaşır, uçlara doğru incelir. Ne yaparsanız yapın, hangi ağacı çalışırsanız çalışın, dallar uçlara doğru hep incelir. Evet, biz de ona uyarak dallarla dolduruyoruz. Evet. Hatta kuşu unutmamak için şöyle bir tane hemen yapalım ki arkası gelsin. Birazdan unutabiliriz başka şeylere dalarak. Ben bir ağaç da yapalım size. Ama o bir alışkanlık. Hani biraz önce söyledim ya, arada bir işlerinize uzaktan belli bir süre sonra bazı şeyler alışkanlık haline geliyor. Ama tabii ki doğru şeyler alışkanlık yapalım. Şimdi farklı bir fırçayla ben devam edeceğim gövdenin genişliğini. Şöyle düz bir fırçayla gövdeyi daha rahat çalışacağım. Şuradan biraz boya alayım. Evet. Şöyle kaynaştıralım burayı yerle. Evet. Bence bu kadar yeterli şimdi bu ağacımız. Şimdi yine bozuk fırçamla şu arka tarafa da bir ağaç yapmak istiyorum. Yaprakları olsun o ağacın. Biraz daha arkada. Belki bir ağaç da şurada var. Şöyle. Evet. Bakın sadece bozuk fırçamın tüylerini dokundurarak yapıyorum bu ağaçları. Şöyle. Çok kolay
Ağaçların şekillerini biraz biliyorsanız benzetirsiniz. Yoksa her türlü ağaç olur. Aralarda yeşillikler. Şöyle çalılıklar hatta. Yine biraz beyaz, siyah boya alayım. Evet. Şöyle. Bunları da zeminle kaynaştırıyoruz. Şimdi ben buraya büyük bir şam ağacı yapmak istiyorum. Şöyle gövdesi olan. Şöyle fırçamın, yine bu bozuk fırçamız ucuyla bir sağa bir sola. Bakın şu şekilde ne kadar kolay aslında. Zikzaklar çizerek kocaman bir ağaç yapmak istiyorum. Evet. Görmek demiştim ya, ben ağaçları, doğayı çok severim, çok da incelerim. Ama buna rağmen bazı şeyleri çok fazla inceleyemediğimi fark ediyorum. O da resmini yaparken bu belli oluyor. Daha çok doğru bakmışsak bir şeye, yaptığımız iş de doğru oluyor. Güzel bir ay ve birkaç yıldız lazım. Değil mi? Şöyle kartondan kestiğim iki tane ayım var benim. Bu biraz büyük. Şunu koymak istiyorum. Maket kartonundan kestim. Hepiniz yapabilirsiniz. Hatta fincanı oturtup çizdim. İçine de daha küçük bir fincanı çizip kenarlarından kestim. Evet, şimdi ayımızı sarı yaldız boyayla boyayacağım. Böyle boyamı dökeyim. Süngerle boyamak istiyorum. Şöyle diğer yıldızların üstünde bir mahsuru yok boyamamın. Şöyle. Biraz dalgalı boyamak istiyorum. Hareler kendi içerisinde bir doku olsun istiyorum.
Çünkü ay hiçbir zaman düz bir renk değildir. Yıldızlar da öyle. Evet. Bir iki leke konduruyorum şöyle. Deminki kirli fırçamla. Evet. Bu oldu. Bunu kurumaya bırakırken şurada iki tane de yıldız boyamak istiyorum. Serpebilirsiniz. Işıltı seviyorsanız. Ama şu anda ben onu yapmayacağım. Evet. Bundan önce bir şey yapmak istiyorum. Biraz boya sıçratmak istiyorum ben. Hani uzakta gözükmeyen yıldızları düşünerek, yıldızların var olduğunu düşünerek boyamı biraz sulandırıyorum. Bu biraz tehlikeli bir iş. Etrafa sıçrar. Yapacağınız yerde ona göre önlemlerini alın önceden. Ben her tarafına yapmayacağım. Şöyle. Birkaç. Bakın. Sulu olan boyayı sıçratıyorum sadece. Diş fırçasıyla da yapabilirsiniz. Bence yeterli. Hatta biraz da mavi sıçratabiliriz. Şuralara. Evet, yıldız yağmuru oldu. Unuttuğumuz bir şey gibi dursa da tabii ki unutmadım. Bu panomuzun boya almayan şu kenarlarını görebilmek için. Tamam. Şuraya da dokunduk mu? Kenarlarımız da bitti. Evet, süper. Şimdi yıldızlarımızı ve ayımızı yerleştirmeye geldi sıra. Şöyle bir silikon yardımıyla arkasını boyamaya gerek yok. Nereye yerleştirelim? Sanırım şurası iyi.
bitirdik. Bunun üzerinde daha öncesi söylediğim gibi istediğimiz kadar uğraşabiliriz, oynayabiliriz vaktimiz varsa. Ama benim için bu kadar da yeterli. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mutlu günler, sağlıcakla kalın.